dışından hepinize merhaba. Bu defa bu hafta ben de geliyor gelmekte olan diyeceğim ama iç politikadan değil biraz dış politikadan bahsedeceğim. Hatta dış politikadan da değil belki küresel durumdan biraz bahsedip oradan dış politikaya geri gelmek istiyorum ve iktidarıyla muhalefetiyle sanki yine bir başka çok kullanılan deyimi ya da terimi alıntılarsam tehlikenin farkında mısınız demekte doğrusu isterim. Çünkü yalnızca bir tarihsel dönüm noktasını ıskalamanın eşiğinde değiliz. Eğer zaten şu anda ıskalamadıysak. Aynı zamanda da belki de bu yüzyılın en büyük, geçmiş yüzyılda da hani büyük depresyonla falan karşılaştırılırsa büyük ekonomik buhranla 1920'lerin sonundaki belki o ölçeklerde bir bunalıma, krize doğru gidiyoruz diyeceğim. Neden böyle oldu? Biliyorsunuz pandeminin zaten 2 yıl süreceği öngörülmüştü. Öyle de bitti pandeminin etkileri. Ancak şimdi pandemi atlatılırken Batı'nın zaten refah toplumu, refah devleti olduğu için bu ülkeler yaptıkları yatırımların faturası önüne çıktı. Fakat tam o fatura öne çıkarken bu defa Putin'in Ukrayna'yı işgal girişimi sahne aldı. Öyle olunca hem Ukrayna'ya destek amacıyla hem savunma mimarisi yeniden yapılandığı için Atlantik'in diyelim ABD ve AB'nin ve o eski tehdit algısı Rusya'dan yine güncellendiği için askeri harcamaların müthiş arttığını gözlemleyebilirsiniz. Burada da başta örnek olarak Almanya'yı ona öne sürebiliriz. Bunların yanı sıra bunların arka planında iklim değişikliği, onunla bağlantılı olarak diğer konularla da bağlantılı olarak düzensiz göç gibi temel konular da zaten devam ediyor. Cihatçı terör işte Orta Doğu'da ve Afrika'nın ortasında yine Sahel ülkelerinde bir takım enkaz devletler, darbeler, kendi içine çöken devletler ve bütün bu durumun içinde de Türkiye tam ortada, kuzeyinde Karadeniz bir yangın yeri, güneyinde Orta Doğu, Irak, Suriye bir başka yangın yeri, İran'la süren nükleer gerilim, aynı zamanda da diğer söylediğim yani iklim değişikliği ve düzensiz göç, cihatçı terör gibi küresel konulara ilaveten malum demokrasilerin popülizmle sınanması konusu da var. O yönüyle de belki işte Orta Asya'dan Azerbaycan'a kadar olan bir dalganın da kuzeyinde de Rusya'nın da yine ucunda, kenarında duruyor Türkiye. Ve bütün bu sınamalara kasa bomboş yakalanmış durumda. Hem Ukrayna Savaşı'na ki Ukrayna Savaşı'nın bir yan etkisi de malum. Gıda kıtlığı başta Afrika olmak üzere. Pahalı ihracatçısı 2 ülke Rusya ona uygulanan yaptırımlardan ötürü. Rusya'nın Odessa Limanı'nı abluk almasından ötürü Ukrayna kendi tahıl mahsulünü dünya pazarlarına, küresel pazarlara ulaştıramıyor. Aynı şekilde tersten de bir enerji krizi Avrupa için enerji faturalarının arttırması gündemde. Böylece muhteşem patlayıcılıkta bir bulamaç önümüzde duruyor. Bu faturalar kabararak yaklaşıyor. Hani geliyor gelmekte olan demin sebebi artık bu. Dönüp de arkanızı hani ufukta diyelim bir dev dalga, bir tsunami gördüğünüzde dönüp arkaya kaçacak kaç dakikanız var? O tsunami hangi hızla yaklaşır? Ya da işte daha çok kullanılan örnekte olay ufkuna girildiğinde malum artık bir daha kara delikten kaçınma olasılığı yok. Burada belli bir sıkılaştırma yaparak hem ekonomik anlamda hem dış politika anlamında Türkiye'nin kendisini bu olağanüstü sarsıntıya hazırlaması gerekiyor. Fakat gelin görün ki bir taraftan zaten 20 yıllık Erdoğan iktidarı şimdi faiz sebep enflasyon netice gibi biliyorsunuz bir ekonomik uygulamayla arka kapıdan bütün döviz rezervlerini yakarak Merkez Bankası'nın buraya bizi getiriyor. Faiz yükseltemiyor aslında ekonomiyi yavaşlatmamak için. Ekonomi yavaşlarsa istihdam düşecek ya da işsizlik artacak. İşte tam seçim arefesinde bu işler yapılmaz. Düz mantıkla böyle söyleyebiliriz. Eğer içinde bu işin bir mantık varsa. Diğer taraftan dış politikada tam bir U dönüşü yapılmışken şöyle bir alver sunuldu Batı'ya. İçeride ben işte Osman Kavala'ya müebbet veririm. Demirtaş'ı zindanda çürütürüm.
diğer gezi mahkumlarına, Mücella Yapıcı, Can Atalay gibi arkadaşlarımıza, onlara da 18'er yıl veririm. Sen bunlara hiç karışmayacaksın. Medyanın gırtlağına çökerim. Sosyal medyayı boğuntuya getiririm. Tam anlamıyla işte bir boğuntu, bir çöktürmeyi uygularım. Benim jeostratejik önemim çok yükseldi Ukrayna Savaşı dolayısıyla. Bakın artık gerilim de çıkarmıyorum. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Libya, Doğu Akdeniz, Yunanistan, bunların hepsinde gerilimi düşürmüş durumdayım. Siz de bana eyvallah diyeceksiniz. Hatta biraz mümkünse kasa rahatlığı sağlayın da iktidarımı koruyayım. Şimdi bu anlaşmanın yürümeyeceği çok açık, seçik, belli oldu. Onun üzerine de yine bu defa işte Suriye'ye harekat, Yunanistan'la savaşın eşiğine gelmek, KKTC'nin neredeyse ilhakına varacak şekilde iç işlerine müdahale, orada da laikliği aşındırma gibi girişimler öne çıktı. Fakat bütün bunlar olurken ve de işte terörle mücadele diye komşu ülkelerde süren askeri harekatlar var. Bunun amacı bir yerlerde terörle mücadele olabilir ama bunun yapılanın terörle mücadele olduğunu Batı'ya anlatamazsınız. Aynı şekilde içeride terör dediğinizin de ne olduğunu söylediğinizde bunu Batı'ya, demokratik hür dünyaya bu terördür diye anlatamazsınız. Yaptığınız mahkemelerde torba gibi işte bir davanın dosyasını üst üste yığıp kanaatleri terörden yargıladım, mahkum ettim deseniz onu da ikna edemezsiniz. Zaten edemiyorsunuz da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni. Fakat bu saplantılı durum sanki muhalefeti de etkisi altına almışa benziyor. Onlar da terörle mücadele deyince, varoluşsal sınamalar, bekaya yönelik işte tehditler deyince, Yunanistan deyince aynı tepkileri gösteriyor. Oysa bugün bence bizim aklımızı başımıza devşirip zaten çok kırılgan bir durumdayız. Belki tarihimizin en kırılgan anlarından birindeyiz şu anda. F-35 programından da kendimizi attırdık. İşte S-400'de inat ettik. Bütün bu hataları peş peşe yaptık. Ama çok ciddi bir küresel bunalıma doğru hızlanarak gidiyoruz. Yahut tersten söylemek belki daha doğru. O küresel bunalım bizim üzerimize ivmesi artarak yaklaşıyor. Bundan en az zararla çıkabilmemiz için bir derlenip toparlanmamız, ekonomide bir sıkılaştırma yapmamız, dış politikamızda ise sadeleştirmeye gitmemiz, sessiz olmamız, bu boynu büküklük anlamına gelmez, akılcılık anlamına gelir. Bu iddialardan, kol bükmeden, sürekli dünyayı yoran, komşuları yoran tavırlardan uzaklaşıp derli toplu, daha sakin, daha gelenekselci, daha orta yolcu bir uzlaşma arayıcı, yapıcı bir dış politikaya dönmemiz gerekir ki hiç olmazsa şu krizi atlatalım. Ondan sonra isterse muhalefet mi iktidara geliyor, iktidar mı devam ediyor, kim olacaksa, çok istiyorlarsa bu atarlı giderli dünyaya ayar veren politikalara geri dönebilirler. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın.